Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bu videomuzda sizlerle birlikte uygun fiyatlı bir mesh nasıl kurulur bunu anlatacağız. Hemen şimdi sağımda ve solumda iki tane ürün görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi Kinetic Air isimli kablosuz router olarak kullanabildiğimiz bir cihaz. Bir diğeri ise hemen şu tarafta görmüş olduğunuz Kinetic Extra DSL isimli ki biz bu ürünü daha önce incelemiştik. İnceleme videosunda şimdi yukarıdan kutulardan koyacağım. Oradan görebilirsiniz ne işe yarıyor, nasıl yapılabiliyor. Şimdi biliyorsunuz ya da bilmeyenler için söyleyeyim. Kinetic geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarında giriş yapan bir marka oldu. Kinetic markası özellikle premium segmentte farklı modem ve router çözümleri olan bir marka. Şimdi ürünün tabii birçok özelliği var. Biz de az önce söylediğim gibi videoda inceleme videosunda anlatmıştık. Kinetic Extra DSL inceleme videosunda bunları. Bu videonun konusu olmadığı için bunlara çok değinmeyeceğiz ama özelliklerden bir tanesi mesh dediğimiz bir teknolojiyi cihazlar standart olarak destekliyor. Bilmeyenler için anlatmakta fayda var. Şimdi evimizde ya da iş yerimizde malum artık internetsiz yapılamıyor. Mutlaka interneti kullanıyoruz. Gerek kablolu gerek kablosuz olarak internet bağlantısına hem evimizde hem iş yerimizde var. Ama özellikle büyük bir alanda yaşıyorsak ya da çalışıyorsak yani evimiz iki katlı olabilir, bahçeli bir ev olabilir ya da iş yerimiz büyük bir iş yeri olabilir ve ya da işte çok kattan oluşan bir iş yeri olabilir. İşte bunların internetin kesintisiz olarak her tarafta çekmesi için farklı farklı çözümler var. Menzil genişleticiler var, repeater adı verilen yani etki alanını arttıran cihazlar da yine piyasada bulmak mümkün. Bir de son yıllarda mesh isimli yeni bir teknoloji çıktı. Mesh teknolojisi aslında biraz GSM teknolojisine benziyor. Yani cep telefonlarında kullandığımız baz istasyonu teknolojisine fazlasıyla benziyor. Nedir bu teknolojinin özelliği? Bir modeme ya da router'a bağladığınız birden fazla cihazla aynı Wi-Fi ismini bir şekilde devam ettiriyorsunuz ve bu sayede örneğin telefonla siz bir alandan diğerine yürürken otomatik olarak bu baz istasyonu diyebileceğimiz o genişleticilerle beraber internet hızı aktarmış oluyorsunuz. Tabii bunun için günümüz şartlarında baktığımızda en az 600-700 liralık ek maliyetler bize çıkartılıyor ya da bu minimum rakamları söylüyorum. Eğer çok daha profesyonel bir çözümler istiyorsanız birkaç bin TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Ama Kinetic ürünlerinde bulunan standart mesh özelliği sayesinde ki bunu yapmak için de çok da böyle hani inanılmaz üst düzey bir bilgi birikimine ya da teknik bilgiye sahip olmanız gerekmiyor. Biraz sonra ekranda göstereceğim adımlarla birlikte siz de kendi evinizde iki Kinetic ürünüyle beraber bir mesh alanı, mesh altyapısı kurabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde mesh'i evinizde ya da iş yerinizde kurabiliyorsunuz. Şimdi birkaç farklı yöntem var tabii ki. Yani diyelim ki 3 tane cihazınız var. Bunları da beraber kullanabilirsiniz. Kinetic ürünleri varsa elinizde. Bizim buradaki örneğimizde elimizde bir tane modem vardı. Biz bu modemi bir internet ağına bağladık. Bir router gibi kullandık. Çünkü bulunduğumuz yerde ADSL teknolojisi yoktu. Ama ADSL olsaydı da ADSL ile de yapabilirdik bunu bu arada. O çok bir şey fark etmiyor. Şimdi yapmamız gereken kurgu da şu. Bu ürünü router olarak kullanıyoruz. Ve diğer ürünü de Kinetic Air'de bu modem ayarlarına girip bu üründe beraber kullanılıyor şeklinde işaretlediğimiz andan itibaren bulunduğumuz internet alanında bir mesh oluşturmuş oluyoruz. Yani bulunduğumuz yerde bir mesh alanı oluşturmuş oluyoruz. Çok zor değil bu arada. Yani giriyorsunuz, gerekli birkaç ayarı yaptıktan sonra hızlıca bu işlemi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Şimdi gelin bu ayarların nasıl yapılabileceğini görüntülü olarak sizlere anlatalım. Bulunduğumuz yerde bir mesh oluşturmak için ilk olarak Kinetic Extra DSL'in arayüzüne bağlantımızı sağlıyoruz. Bağlantıyı sağlarken bize ne şekilde bir internete bağlanma yöntemi seçtiğimizi soruyor. Bizim örneğimizde Ethernet bağlantısını seçmemiz gerekiyor. Çünkü biz Ethernet üzerinden bağlanıyoruz ama eğer siz bulunduğunuz yerde ADSL 2 ya da VDSL 2 varsa ya da 3G ya da 4G bir modem kullanıyorsunuz onları da seçebilirsiniz. Bu seçimi yaptıktan sonra bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Bir sonraki aşamada bize kullanmak istediğiniz servisleri seçin bilgisi soruluyor. Biz burada internet seçiyoruz. İstersek bir sonraki aşamada MAC adresi de belirleyebiliyoruz. Bu opsiyonel bir seçenek. Biz varsayılan ayarları kullanacağız. IP yapılandırmasını da otomatik olarak devam ettiriyoruz. Şimdi burası önemli. Şifre koyacak mıyız bulunduğumuz ağa? İlk olarak biz koyacağız tabii ki haliyle. Biz şifresiz bırakmayalım.
Diğerlerinde de işte PPOE, VPN, VPN gibi şifresiz olarak da kullanabiliriz. Ama biz 802.1x kimlik doğrulama kullanacağız. Yani bir kablosuz ağ oluşturup buna bir şifre vereceğiz. Bu şifre verme işlemini yaptıktan sonra internet durumumuz şu an güncelleniyor. Bu ayarları yaptıktan sonra internet durumumuz güncellenecek. Bu 1-2 dakika sürebiliyor. Güncelleme yapılıyor, internet bağlantısı gerçekleştiriliyor. Daha sonra modemimiz restart ediyor. Bunu belirtmiş olalım. Kinetic Air kablosuz router olduğu için arka yüzünde hangi modları kullanabileceğimizin bilgisi var. A, B, C ve D olmak üzere 4 farklı modu bulunuyor bu kablosuz router modemin. Yani Kinetic Air'ın 4 farklı modu bulunuyor. Biz burada kullanacağımız modumuz ise C modunu kullanmamız gerekiyor. Bu arka yüzdeki C yazan bölüme getiriyoruz. Standart olarak A'da geliyor bu arada. Biz C'ye getirmemiz gerekiyor. C'ye getirdikten sonra gerekli ayarlar otomatik olarak yapılmış oluyor. Modemimiz yeniden başladıktan sonra internet bağlantımızın sağlandığını görüyoruz. Burada yapmamız gereken şey şu. Kinetic Air'ı da Ethernet kablosu yardımıyla modemimize bağlamamız gerekiyor. Fişini taktıktan sonra C modunu aldıktan sonra ve Ethernet kablosuyla modeme Kinetic Air'ımızı bağladıktan sonra menümüzde durum, internet ve ağların ve kablosuz ağ bölümü var. Şimdi burada 5 tane menü var. Durum, internet, ağların ve kablosuz ağ, ağ kuralları ve yönetim. Biz ağların ve kablosuz ağ bölümüne giriyoruz. Burada da Wi-Fi sistemi tıklamamız gerekiyor. Buraya tıkladığımız zaman zaten biz Kinetic Air'ı görmüş olacağız. Ekle dediğimiz andan itibaren Kinetic Air otomatik olarak bu Kinetic Extra DSL'in internet ağına otomatik olarak bağlanmış ve ayarları da otomatik olarak yapılmış oluyor. Daha sonra bir restart etme süreci var. Yani Kinetic Air yeniden başlıyor ve yeniden başladıktan sonra biz bu gerekli kabloları söküp Kinetic Air'i uzak bir mesafede koyarsak tabii ki bu kablosuz ağı görebilecek kadar yakında olması gerekiyor aynı zamanda. Bu evimizde ya da iş yerimizde mesh ağımızı kurmuş oluyoruz. Yani çok kolay bir ayarla, çok kolay bir yöntemle biz de uygun da bir maliyetle aynı zamanda evimizde ya da iş yerimizde hızlı, kolay, basit ve yüksek interneti sağlayan bir mesh ağı kurmuş oluyoruz. Ofis ortamında ya da ev ortamında kurduğunuz bu mesh ağı ile ilgili detayları yine buradan Wi-Fi sistemi kısmına tıkladığımızda sistem geçiş günlüğü altında görebilirsiniz. Burada hangi cihazın nerelere ve hangi ağlara bağlandığını, mesela biz burada şimdi Huawei Mate 20 Pro telefonumuz vardı. Kinetic Air'e bağlanmışız. Daha sonra tekrar yine Kinetic Air. Kinetic Air şeklinde sonra tekrar Extra DSL'e bağlanmışız ve bağlantımız bu şekilde devam etmiş. Yani hangi cihazın hangi donanım aygıtlarına bağlandığını buradan da takip edebiliyorsunuz bu sistem geçiş günlüğünde. Bakın bir oraya bağlanmış, bir buraya. DSL'den devam etmişiz. Air'e bağlanmışız ve en sonunda tekrar Kinetic Extra DSL'e bağlanmışız. Şu anda ofisteki odamdayım ben ve Extra DSL'e bağlıyız şu an ve bağlantının kalitesi gerçekten de çok iyi. Bir arka tarafa geçeceğim şimdi. Bakalım orada bağlantı kalitesi nasıl olacak. Şimdi arka tarafa geldim. Bayağı bir mesafe var. Arada birkaç, iki tane, üç tane duvar var ve bağlantı kalitesi. Şimdi tekrar Teknoloji Okey'e bağlanalım. Epey uzak bir noktadayım. Şu anda bağlantı kalitesi yine çok güzel aslında. Fena değil. Hatta bir saniye. Bağlan diyelim. Şu anda ortalama bir tık, bir ya da iki tık düşük durumda. Normal kaliteye düştü. Az önce iyi kalite vardı. Aslında bu da kurtarır normal şartlarda ama daha iyisi için şimdi farklı bir çalışma yapacağız. Şimdi Air, Kinetic Air'ı bağlıyoruz. Şöyle şurada bir yuvamız var, takacağız. Zaten gerekli ayarlarını az önce yapmıştık. Şimdi ışıklar yanıyor. Birazdan Teknoloji Okey'e bağlanacağız. Hala normal kalite diye gösteriyor bu arada. Şimdi birazdan muhteşem bir kalite gelecek ama daha henüz bağlanmadı. Evet, şu anda Teknoloji Oku bağlandı. Gördüğünüz gibi iyi kalite olarak gösteriyor. Çünkü Kinetic Air arka odadaki Extra DSL'e bağlanmış durumda ve
bağlantı kalitesini de bu şekilde arttırmış olduk. Bu hem hız anlamında hem de kapsama alanı anlamında bize katkı sağlıyor. Evet, sizin de gördüğünüz gibi kinetik cihazlarını kullanarak çok hızlı bir şekilde ve birkaç adımda bulunduğumuz yerde bir mesh ağı oluşturmayı başardık. Çok da zor ayarlar değil bu arada. Birazcık karıştırdığınız zaman, birazcık kurcaladığınız zaman aslında sizlerin de çok kolay yapabileceği bir şey bu. Özellikle de hani evinizde ya da iş yerinizde bir kinetik modeminiz varsa çok daha düşük maliyetle alabileceğiniz bir ikinci bir cihazla bulunduğunuz alanda bir mesh oluşturabiliyorsunuz. Bu da internetinizin etki alanını arttırdığı gibi aynı zamanda yüksek hızlı internete de kavuşmanızı sağlıyor. Bu arada bunun da bilgisini vereyim. Hem 2.4 hem de 5 GHz destekli iki cihazınız varsa iki kanalı da aynı anda kullanabiliyorsunuz. Yani iki kanaldan da bu mesh özelliğini aktarmanız mümkün. Bu da özellikle böyle yüksek hız gerektiren durumlarda işinize yarayacak önemli bir çözüm olacaktır. Evimizde ya da iş yerimizde kolay bir şekilde mesh nasıl kurulur? Bu videoda sizlere anlatmaya çalıştık. Konuyla ilgili aklınıza takılan sorular varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.